Bugün dünyanın önemli coğrafyalarında ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İhracat hedeflerimize ulaşmak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu dönemde özellikle büyük gelecek vadeden Afrika, Uzak Doğu Asya, Latin Amerika pazarlarında daha etkin olmayı hedefliyoruz. İkinci Türkiye Afrika İş Forumu'nu ve Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu ile yapılan ekonomik ve işbirliğini başarıyla değin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Çin, Rusya, Hindistan, Meksika odak ülke olmak üzere Afrika ve Latin Amerika'yı da içine alan bir coğrafyada projelerimizi, eylem planlarımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil kapsamlı derin serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili müzakerelerimize devam ediyoruz. 35 adet yeni Türk ticaret merkezimizin nerelerde açacağımızı talep ve yerel olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Evet, tasarruf bütçesi uyguluyoruz ama Sayın Bakanımızın da destekleriyle tasarruf uygulamadığımız tek yer ihracat destekleri. Teşekkür ediyoruz burada da kendisi. Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta Cumhuriyet rekoru kıracağız. 2018'in ilk 11 ayında ihracatımız %7.7 artarak 154.2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllıklaşmış ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekoru olan 168.1 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı hedefimiz ise yeni ekonomi platformu çerçevesinde 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmaktır Allah'ın. Önümüzdeki günlerde ticaret ateşeleriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz ve bu toplantıda bütün iş konseyi başkanlarımızla ticaret ateşelerimizi bir araya getireceğiz. Ayrıca bölgesel odaklı ticaret ateşelerimizle Asya Pasifik, Afrika, Avrupa ve Amerika ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek hedeflerimizi masaya yatırıp yol haritamızı beraber çıkaracağız. Ve bundan böyle ticaret ateşelerimizi daha görünür kılmak, sizlerin daha çok önünü açmak için daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız ve ticaret ateşelerimizi yerel kadrolarla güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde İş Konseyi Başkanı olarak temsil ettiğiniz ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi artırmaya yönelik faaliyetlerinizi daha da yoğunlaştırmanızı bekliyoruz. Ülkemiz bu çalışmaların da katkısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük hedeflerine ulaşacaktır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza genel kurulumuzu onurlandırdığı için ve katılımları için kıymetli bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Genel kurul toplantısının DEİK'e hayırlı olmasını diliyor. Tüm DEİK ailesini saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum.